Hepinize merhaba. YouTube Hocam kanalımızda sizler için birbirinden kaliteli eğitimler hazırlıyoruz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. <laughs> Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Camtasia 9 eğitim setimizde e, bu bölümde sizlere Araçlarımızı nasıl kullanabiliriz ve bu yanda gördüğümüz araçların ne işe yaradıklarından birazcık bahsetmek istiyorum. Videomuzu montajlarken her zaman burayla birazcık işimiz olacak arkadaşlar. Yani ne kadar çok bir şey biliyor olursak olalım. Şu kısımda e, bize verilen araçların her birini neredeyse videomuzu montajlarken kullanacağız. Ve bunları bilmemizde Tabii ki yarar var. Şimdi öncelikle medya kısmından başlayalım. Medya kısmında bizim e, buraya aktardığımız görüntüler oluyor arkadaşlar buradaki hemen yan kısımda da kitaplığımız oluyor yani burada Camtasia 9'un gel Camtasia 9'u indirdiğimizde bize otomatik olarak buraya ikonlar ve motion grafik olarak bize otomatik gelen eklentiler oluyor bunları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz media bin kısmında dediğim gibi videoya programa daha önceden aktarmış olduğunuz görüntüler burada bulunuyor ve import media diyerek de buraya yine aktarabiliyorsunuz hemen altına gelelim hemen altında annotations var bu nedir bu kısımda arkadaşlar kalauslarımız var ve bu kalauslarda genelde hep kullanacağımız şey şudur. Buradan add to timeline deriz ve şöyle bir yazı buraya ekleyebiliriz. Yani kalausun temel amacı bu arkadaşlar. Ee, buradan yine başka tarz şeyler de ekleyebiliyorsunuz tabii ki. Ondan sonra şunu silerim hemen. Hemen burada ok işaretlerimiz var. Bunları da yine videonuzda tabii ki kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan add to timeline dedikten sonra buradan uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Hemen yan kısımda shapes'lerimiz var. Bunlar da yine dikdörtgen var. E, yıldız var. Bunları da kullanabilirsiniz tabii ki. Hemen yanda yine çok çok fazla kullanacağımız yer var. Blur'lar var. E, sansürlerimiz var. Bunlar yine aynı şekilde blur ekliyor arkadaşlar videoya. Mesela şöyle göstereyim. Buradan ne kadar yer seçerseniz o kadarını blurluyor ve intensity var. Bu da ne kadar blurlayacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu silelim şimdilik onun dışında bunları da tabii ki kullanabilirsiniz bu da sansür Şu şekilde bayağı bir sansürlüyor buradan e, Yine ayarlarını yaparsanız ne kadar sansürleyeceğini Ayarlarını yapmış olursunuz yani şöyle burada sketch motionlar var bunları pek fazla kullanmanızı önermiyorum aslında Çünkü pek kaliteli durmuyorlar e, Onun yaşında keystroke e, bunlar da şey oluyor Mesela videonuzda bir tuş kombinasyonu gösterdiniz. Buradan bunu da e, ayarlayabiliyorsunuz. Mesela at the timeline diyelim. Ctrl A diyor. Biz buradan bunu ayarlayabiliyoruz. Mesela Ctrl R. Klavye'den bastım Ctrl R'ye ve bu şekilde buraya çıktı. Daha sonra aşağı geldim transitions var arkadaşlar. Bunlar da videolardaki geçişlerimiz oluyor. Mesela ben şöyle bir tane örnek olarak yapayım. Şuraya bir tane şundan ekleyeyim mesela. Evet. Translations'a geldim, burada bir sürü geçiş oluyor arkadaşlar, geçiş efektlerimiz oluyor. Ee, burada en çok kullanacaklarınızdan biri bence şudur. Nerede o? Fade vardı bir tane. Fade, aynen şu baştaki. Bunu genelde kullanırsınız diye düşünüyorum. Böyle ortaya sürüklüyoruz arkadaşlar. Ve bakalım nasıl olmuş. Böyle bir geçiş efekti oluyor yani. Bu şekilde buradaki şifeklerin de iki videonun ortasına koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle silelim. Tamamdır. Daha sonra hemen aşağıda Behaviors virus, var. Nasıl okunuyor pek bilmiyorum ama bu da Kamdasi 9'un kendine özel e, efektli yazı stilleri arkadaşlar. Yani e, isterseniz videonuza, isterseniz objenize bu efektleri verebiliyorsunuz. İsterseniz hemen bir deneyelim. Mesela fade var. Bunu şöyle sürüklüyorum. Az önce eklediğim objeye. Şu an play dedim. Gördüğünüz gibi onun gibi e, efektlerimiz ekleniyor. Başka bir şey de ekleyebiliriz. Mesela jump and fall var. Şöyle. Aynen bu şekilde sadece sürükleyerek saniyeler içinde efektinizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Beaviors kısmı genelde çok kullanılıyor. Yani bayağı bir kullanırsınız diye düşünüyorum. Ben de çok kullanıyorum burayı. Ve Camtasia 9 gerçekten burası çok ee, iyi bir iş çıkarmış burada Hemen aşağıya gelelim Animations var Buranın mantığı nedir onu söylemek istiyorum Burada zoom and pan kısmında ee, o, Yani akçe şey olarak yapabiliyorsunuz Zoom yapabiliyorsunuz Animations kısmında da arkadaşlar Burada Camtasia 9'un yine otomatik Bize verdiği şeyler var bir de custom modu var Ben genelde custom kullanıyorum Mesela ben bu ee, ok işaretinin Şöyle mesela Buradan Buraya gelmesini istiyorum bir animasyon oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? İlk önce bunu buraya koyuyorum. Daha sonra custom animas animasyonumuzu buraya alıyorum ve bunu buradan buraya kadar çekiyorum. Şöyle biraz da büyütürsek eğer. Gördüğünüz gibi animasyonumuzu ekledik. Hatta bakalım. Evet gördüğünüz gibi animasyonumuz şu an eklendi arkadaşlar. Yani benim az önce yaptığım işlemin aynısını yaptı. Custom modunda bu şekilde kendiniz efekt ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer modlarda da kendi bir şeyler yapıyor. Mesela Smart Focus var. Ee, bu daha çok şeylerde kullanılıyor. Masaüstü görüntülerde kullanılıyor. Bunları teker teker deneyerek e, öğrenebilirsiniz ama çok fazla buraları kullanacağınızı sanmıyorum. Genellikle custom modu daha çok kullanırsınız diye düşünüyorum. Cursor FX var. Bu da arkadaşlar mouse'unuz. Yani bu genelde şeyler için. E, Camtasia Recorder'la kaydettiğiniz videolar için geçerli oluyor. E, o yüzden burayı çok fazla anlatmayacağım. Voice Networks var. Buradan videonuza ses kaydı yapabiliyorsunuz. Direkt montaja ekleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi bir özellik olmuş. Hemen aşağıda Audio FX var. Bu da arkadaşlar sesinizle alakalı yapabileceğiniz efektlerden bahsediyor. Yani Noise removal nedir? E, gürültüleri, e, sesinizdeki gürültüleri kaybediyor. Ama çok fazla e, başarılı bir eklenti olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani pek fazla gürültüleri kaldıramıyor. Kaldırsa bile sesiniz birazcık boğuklaşıyor. O yüzden bunu kullanmak yerine Avda sizden kayıt alırsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Volume leveling var. Bu da arkadaşlar e, yani sesinizin e, yüksekliğini mid mi yoksa e, düşük mü buradan ayarlayabiliyorsunuz bunu. Yani sesinizi hem yüksek, kısık, Orta o şekillerde ayarlayabiliyorsunuz Ama burası da birazcık hatalı Yani sesiniz böyle bir pat pat geliyor Ben buraları kullandım Çünkü daha önceden fade'in sesinizi e, Yavaş Yavaşça yükseltiyor Fade out da yavaşça bitiriyor Yani kısılarak bitiriyor Kısılarak yükseliyor öyle söyleyelim Clip speed buradan yapmanıza gerek yok Zaten sağ tıkladığınızda e, Add clip speed diyerek yapabilirsiniz Visual effects var En çok kullanacağımız yerlerden biri yine bu da arkadaşlar Drop Shadow kısmından e, videomuza e, gölge ekleyebiliyoruz. Onun yanındaki kısmından da e, kontur ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben buna kontur ekleyeceğim diyelim. Şöyle tıkladığımda ama tabii ki olmadı çünkü PNG bir ifade değil. Şöyle bordürü kapatalım. Aynen böyle buna yine ha ne ekleyeceksiniz artık böyle sürüklüyorsunuz Daha sonra yeşil olduğu zaman bırakıyorsunuz ve bu şekilde efektinizi ekleyebiliyorsunuz. kolerize kısmı da arkadaşlar yine videomuzdaki renkleri değiştirmek için kullanılıyor. Color Adjustment var. Bu da siyah beyaz yaparken bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Siyah beyaz yapacağımız zaman veya daha fazla renkleri Değiştirmek istediğimiz zaman bu efekti kullanabiliyoruz. Remove color kısmı da green screen e, efektlerde bizim işimize yarıyor. Green screen olan bir videoyu videodaki yeşil e, ekranı kaldırmak için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ve onun altında hemen yine clip speed var. Şöyle interactive'e gelelim. Buranın ne olduğunu aslında ben de pek bilmiyorum. Pek kullanacağız da sanmıyorum zaten ama. E, Bilmiyorum açıkçası. Captions kısmı var Buradan da videonuza altyazı ekleyebiliyorsunuz Ama burayı da çok fazla kullanmazsınız Diye düşünüyorum. Genelde en çok Kullanacağımız yerler şunlar. Visual effects Audio effects Ondan sonra animation Behaviors. Bir de Translations olur diye düşünüyorum annotations de olabilir annotations, annotations Evet. <laughs> Genelde Buraları kullanacaksınız yani arkadaşlar Diyeceklerim bu kadardı ee, genellikle kullanacağınız yerlerden birazcık bahsettim ve inşallah yeterince açıklayabilmişimdir Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Diğer kamptasya eğitimlerimizi de izlemediyseniz eğer hemen kartlar kısmından gidebilirsiniz Bugünlük benden bu kadar, hoşçakalın